Beyza, ben de oldum. Zaten ben yapıyorum yemekleri. Beyza'nın yemek yaptığını görmedim ki. Burada yani en saçma cevap benim kayınvalidemin geldi. Hiç görmedim yemeğini, hep ben yapıyorum demiş. Ben yemek de çok yaptım. Benim eşim benim yemeklerimi çok seviyor. Patlıcan yemeğini yemez de ilk benim yaptığımla yemeye başladı. Şu anda patlıcan yemeğine aşık benim eşim. Yani ben gayet de çok yemek yapıyorum. Gayet de güzel yapıyorum. Ne oldu? Gözleri yaşardı. Gözlerim yandı. Evlenmeden önce patlıcanı yemez miymiş? Ya annesi yaptığı yemez miymiş? Asla ağzını buna? Sürmezdi. Vallahi öyle diyorsa öyle demek ki ama yarın oğlumu arayalım, bağlanalım, soralım. Hatta resimleri var. Benim evimde. O benden. Hatta resimleri var. Benden sonraydı Fatih Bey onlar. Doğrudur. Patlıcanı yemiyordur. Ama soralım, oğluma soralım yani. Soralım. Beyza çok güzel yemek yapıyor. Ben niye yemedim o zaman? Ben niye yemedim? Sabah bana yaptı Beyza Hanım melemen. Eğer kahvaltı hazırlarsa, benim yanımda kalırsa melemen. Hangimiz daha güzel yapıyoruz? Kendisi söylesin. Madem güzel yapıyor. Gelmiş benden 30 yıl önde gidiyor. Ben de şu an kendini kıyaslıyor Fatih Bey. Kendini niye kıyaslıyorsun? Hayır, burada Allah. Beyza yemek yapmıyor. Yapmıyor. Ben kaynaklı. Görmedim. Hiç mi yapamıyor? Ya, hiç görmedim yapmıyor, ya. Yapmıyor. Ben evde olduğum zaman yemekleri kim yapıyormuş? Beyza mı yapıyormuş? Sen genelde çalışıyorsun. Evde olduğun zaman sen yapıyorsun ama ben de her zaman mutfağa girerim, sana yardım ederim. Peki ben işten kaçta geliyorum? Bayağı geç geliyorum. Ha, geç geliyorum. Yemek yiyor muymuşum? Yemedim Beyza'nın yemeğini. Bitti. Bu kadar basit yani. Yemedim Beyza'nın yemeğini. Bitmiştir o zaman anne. Ya. Ben yapıyorum yani. Tamam, sen yapıyorsan ben yemedim işte. Tamam. Ben Beyza'nın yemeğini yemedim. O zaman böyle söylesin. Beyza yapmıyor demesin. Ben işten geç geliyorum, Beyza'nın yemeğini hiç yemedim desin. Çünkü ben yapıyorum. Yok, demek ki kalmamıştır. İşten yani. Geç geliyorum Beyza'nın yemeğini. Yani Beyza'nın yemeğini yemedim. Nazlı Hanım, Beyza o kadar güzel yemek yapıyor ki ev halkı o yemekleri tüketiyor. Sana kalmıyor. Vallahi değil. Değil. Allah Allah. Nasıl vallahi değil? Ay benim 3 yıllık gelinim şimdi. Beyza çok güzel yemek. Ha. İlk geldiğimde de dedim, belki hatırlarsınız. Beyza tatlıyı mükemmel yapar. Ciddi söylüyorum. Gecenin biri, ikisi, üçü fark etmiyor. Beyza kalksın, canı istesin, tatlı yapar. Mükemmel tatlı yapar ama... Niye yemek yapamıyor? Yemek, ben görmedim. Ya ben şöyle örnek vereyim. Kendi akrabaları şeyden, Amasya'dan kalmaya geldiler. Kayınvalidemleri, ben de o zaman kalıyordum. Kayınvalidem çalışıyordu. Beyza akşama yemek yap dedi. Pilavı da dedi, yengen yapsın dedi. Ben pilavı da taze fasulye yaptık, işte salata yaptık, hepsini yaptım. Taze fasulye yemeyen eniştem mi oluyor benim, Emre abi diyeyim. Emre abim o fasulyeyi bitirdi. Nasıl güzel yapmıyorum. Ki dedi ki eline koluna sağlık. Herkes beğeniyor. Ben kime anlamadım. Telefon ettiniz, öğrendiniz diye sorun lütfen Fatih Bey madem. Kime? Öğrendiniz. Kime aradınız da sordunuz. Hayır. Kim tarif etti telefonda? Kimi aradınız diye. Ben hayır. Kimden öğrendin bunu kabul etmiyorum. Öğrendin demek. Hayır. Kimi aradın da tarif ettirdin yemeği. Tarif ettirdin. Tarif. Hayır anne, tarif ben etmedin. Aramadın mı sen o hayır. Gün? Ben seni aradım ne yapayım diye, bunu konuştuk. Tarif istemedim, ben taze fasulye yapmayı biliyorum. Sadece benim kayınvalidem ortadan ikiye keser, köşeye... Ben de onun gibi yapıyorum. Evet, bu kadar. Ben eskiden bölerdim, o şekilde yapardım. Neyse, Beyza sadece çok bu güzel yani. Yemek yapıyormuş, ben yemedim ama. Ben yemedim. Tamam, yememiş. Kocası ben benim şey yemeklerimi yemiyor. Ya. Benim kayınvalidem zaten bir şey söyledi de, ben de gerçi hizmet ediyorum diye. Ben ne konuda hizmet ediyor onu bir duymak istiyorum. Ne yapıyorsun bana mesela? Hizmet ediyorsun. Kalırsak önümüzdeki hafta video göndereceğim size. Ne videosu? Kalırsak. Söyle bir anne şimdi. Kalırsa ben de ona hiçbir göre şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemiyorum. Video? Ama ben eğer size hizmet, sana hizmet etmiyorsam, burada söylüyorsan sen nankörsün. Hizmet etmiyorsun demedim. Kesinlikle. Ne hizmeti? Nasıl hizmet ediyorsun? Her türlü. Bir söyle, ona göre cevap vereceğim her diyorum. Her türlü. Temizlik yaptırdın mı sana hiçbir kere? Evet yaptım. Yap ne? Ben sana temizlik mi yaptırıyorum? Ya öyle bir söylüyor ki ben anlamadım ya beni. Bak video göndereceğim. Video göndereceğim. Evet. Beyza'yı beni tanıyanların hepsine konuşturacağım. Video. Vallahi konuşturacağım, video göndereceğim. Ya, madem kendin öyle, ayarlarsın böyle böyle söyleyin diye öyle gönder. Ben sana temizlik mi yaptırıyorum ben ya? Ben kendim yapmıyorum temizliğimi kızım. Bana kaç kere temizlik yaptın? İyi de sen öyle bir söylüyorsun. Sen bana kaç kere temizlik yaptın? Anne ben kaç kere dip temizliğe kalkıştım, sen Beyza dip temizliğe gerek bir söpür yeter dedim bana. Bunu da çok yaptın anne. Kendini böyle şey çıkartmak, beni böyle aşağıya ezmek, atıyorsun bir de toprak atıyorsun üstüme bir de. Yapacak yapma şey anne yok. Bunu. Ya
yapacak. Aynen. Bak beni böyle aşağı çekmeye devam etme. Kızlar diye genel böyle bir şey var. Yapmazlar böyle bir Fatih aşağı çekme Bey. Durumları evet. mı var? Var? Ya Fatih Bey sanki kozlarını paylaşıyor. Evet yani ya. Öyle yapma. Bir şey yapıyor ki ben kalbi kırılmasın diye U dönüşü R yaptım bile kabul ediyorum. Bak kalbi kabul etti. O habire benim kalbimi kırmaya çalışıyor burada. Kalbini kırmaya çalışmıyorum. Hizmet ediyor bana dedi. Ben de ediyoruz dedim. Hepimiz ediyoruz. Ya öyle bir söylüyorsun ki. Allah aşkına nasıl söyledin? Kayınvalide dedim ki niye dedim Besim Hanım'ı bu kadar çok eleştiriyorsun dedi. Gerçi yapma. Eleştirdi ben de sonra katıldı. Evet. Ben de yapıyor olarak buldu kendisini. Yani çünkü. Yapıyorum çünkü. Dile gelince yapmıyor. Ama şimdi aynı evde yaşıyorsunuz. Bu hizmet yani mi? O da yapıyordur hizmet, sen de yapıyorsun. Şey bu hizmet mi? Bu kalkıp içgüdüsel bir şey midir? Onu düşünmek gerekiyor. İçgüdüsel. İş paylaşımı da olabilir. Ama ben anlamadım işe bağladı. Kahveyi meyveden konuşuyor Gülcan. Annem işe bağlıyor. Annem de yapıyor, ben de yapıyorum. Sen birimiz bana, bir yere, şimdi sen bana dedin ki ben sana ne zaman temizlik yaptırdım. Bu bana hizmet, bu bana ben hizmet olmuyor. Ben senin yani temizliğini koş. Yapıyorum dediğin tamam. için diyorum ben de. Demedin mi? Ben şu konuda söyledim. Tamam temizlik. Beyza'cığım sen bana bir kere bile temizlik yapmadın. Nasıl yapmadın ya? İş bölüştürdüler. Bek, ben orayı Beyza, temizleyemem. Sen annenin kayınvalidenin evinde kalıyorsun. Orada oturup temizliğini üstünü bak şimdi konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ben sabah kalkarım, kahvaltılarını hazırlarım eşi olduğu zaman. Eşi olduğu zaman. Hazırlarım, vururum, kalkmaz. Buna herkes şahit evimizin içinde. Ama bu, eşi kalkmaz. Olduğu ya Fatih zaman. Bey, ha? Saat kaç? Ya kabul etmiyorum. Bir şey saat ama kaç? Ama bak bir. Nazlı teyze diyorsun ki eşi olduğu zaman. Ama yavrucuğum saat bir. Sen bir. Ya Fatih Bey bu benim başıma 4-5 kere en fazla gelmiştir. O da çocuktan dolayı sabah hep derim ki biraz uyumak istiyorum bu. Çocuk beni sabah kadar uyutmadıysa ben aynı şekilde öbür türlü hepsinden erken ben hazırlarım kahvaltıyı. Burada hakkımı yiyor benim. Beyza yapar Allah bin kere razı olsun. Mükemmel bir ev kadını, dört dörtlük bir anne. Ne demek istiyorsunuz şimdi çok böyle? Çok iyi bir gelin. Yine bitti. Laf sokuyor. Tek kelimeden konuşmak istedim. Yine laf sokuyor. Ben bunu dedim soktu. Siz tersini düşünün. Bu nedir ya? Ben Beyza'yı gömüyorum. Tamam, neyi bekle. Gömüyorum Beyza'yı ben ya? Bekle. Sonuca varamıyorsunuz. Siz hepiniz ikiniz de havada bırakıyorsunuz işleri.